Hepatitin çok çeşidi var. Hepatit A, hepatit B, hepatit C. Hepatit A kirli defacet karışan sulardan genellikle. Çok şükür Türkiye'de öyle bir risk yok. Hepatit B maalesef çok yaygın. Hepatit B ise cinsel ilişkiden, kandan vesaire vesaire bulaşır. Hepatit C de aynı şekilde. Efendim, hepatit C'ye yakalananların %80'i kronikleşiyor. Kurtulma şansı çok az. Riskli, risk çok büyük. Hepatit C'de. Bununla ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapılmış yine Avrupa'da. Şu gördünüz, deve dikeni. Bu deve dikeninin tohumlarında zilimarin, zilibin gibi etken maddeler var. Bunlarla ilgili yapılan klinik araştırmada burada detaylı olarak klinik araştırmalar var. Bu klinik araştırmalarda birçok ilim adamı hepatit B, hepatit C hastalarını tedavi etmişler. Şu gördüğünüz deve dikeninin tohumu. Fakat deve dikeninin tohumundaki etken madde çok çok az. 2,5, %2,5, %3. Bu nedenle deve dikeninin tohumunu çayla yapıp içtiğinizde iyidir, güzeldir, hoştur. Fakat iyileşmek için, hepatit B'den, hepatit C'den kurtulmak için yeterli değil. Bu nedenle destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktını, yani özünü kullanmak gerekir. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Mesela mantar zehirlenmesi, sadece hepatit B, hepatit C'ye karşı değil. Mantar zehirlenmesi, bazıları sonbaharda, ilkbaharda mantar toplar, mantar yerler. Mantarda amarantin denen bir etken madde var. Çok çok tehlikeli. 10 miligramı öldürür, o kadar zehirli. Karaciğeri iflas ettirir, öldürür. İşte bu deve dikeninin destilasyonla elde edilen ekstraktında zilibin denen etken madde toksik maddeyi kendine bağlıyor, zararsız hale getiriyor. Zaten bu hemen hemen bunun ekstraktı hemen hemen her eczanede, her hastanede, her sağlık ocağında bulundurmak gerekir. Yoksa hasta geldi, mesela zehirlendi mantar. Sadece mantar değil, mesela bazı tetraklor gibi, fenol gibi kimyasallardan da insanlar zehirleniyor. Kimyasal zehirlenmelere karşı da etkisi ispat edilmiştir. Kimyasalları da karaciğerden temizliyor. Yani sadece mantarların içermiş olduğu toksik maddeyi değil, kimyasal sentetik toksik maddeleri de karaciğere zarar vermesini önlüyor. Karaciğerin dostu, karaciğeri güçlendiriyor. Eskiden bazı insanlar hepatit B, hepatit C'ye yakalandığı zaman Mısır'a, Suudi Arabistan'a gidiyorlardı. Ne için? Deve sütü içiyorlar veya devenin idrarını içiyorlar. Deve idrarında ve deve sütünde ne var? Çok yüksek oranda deve dikeninin tohum, deve dikeni çok yediği için develer çok sever dikenli şeyi, böyle şeyi yiyorlar. Bu da o bölgede çok yetiştiği için, develer yediği için develerin idrarında ve sütünde çok yoğun oranda deve dikeninin tohumunun özü var. Zilibin, zilimarin vesaire, birçok etken madde var. Bu nedenle iyileşiyor. Yoksa deve sütünün veya deve idrarından dolayı iyileşmiyor. Deve dikeni, deve dikenini yiyor. İçindeki etken madde idrarına ve sütüne karışıyor. Bu da hastayı iyileştiriyor. Hepatit B, hepatit C. Şimdi artık oraya gidip de deve sütü, deve idrarı içmeye gerek yok. Çünkü bunun artık ne var? Elimizde destilasyonla elde edilen özü var, ekstraktı var. Ekstraktını kullandığın zaman problem ortadan kalkar. Yani hepatit B'ye karşı, hepatit C'ye, mesela bir beyefendi hepatit B'ye yakalanmış. Aha, inanamamış. Başka bir hastane gitmiş. Orada da teşhis koymuşlar. Başka bir hastane, Ahmet Bey, Trabzon'dan. Aa, dediler ki yakınları, ya böyle bir durum var, ne yapalım? Ne yapalım, deneyelim. Yani denemekten başka bir şey yok. 5 yıl önce, yeni değil bu vaka. Çok eski olduğu için anlatıyorum. Biz ona bazı gıda takviyeleri verdik. Takip ettik. 6 ay sonra hiçbir şey kalmadı. O yine panik. Ha, bir yıl sonra tekrar kontrola gitmiş. Olmadı, bir yıl sonra bir daha.
Yani ikide bir kontrole gidiyor. Acaba nüksetti mi, nüksetti mi? Nüksetmedi. Tamamen temizledi. Gitti bitti. Yani benim de öyle birçok tecrübem var bu konuda, bu tür rahatsızlığı olan hastalarla ilgili.